Ben de değilim. Nikahlı olsak zaten burada işimiz ne değil mi? Sen de mi Osman Bey'le çalışıyorsun? Zengin ailelere çocuk satmakla köşeye çabuk döndü. Niçin beni yalnız bıraktın? Sana öyle ihtiyacım var ki. Ne zaman bitecek bu? Ne zaman? Daha ne kadar bekleyeceğim? Sakin olun efendim. Korkulu bir rüya gördünüz herhalde. Sakin olun efendim. Yanınızdayım. Öyle. Gül çocuğu sattığımı anlarsa kahrolur. Hele onu bu iş için kullandığımı öğrenirse. Ali. Ali benim ilk aşkım oldu. Ali dürüst, namuslu, benim iyiliğimi düşünen bir erkek. Onunla yaşamak, bütün bir hayatı paylaşmak çok güzel bir evliliğimiz olacak. Alim şaşırma. Her an seninle beraberim. Hep yanındayım senin. Yaptığım akıllıca iş. Bebeğime kim olsa ona benden daha iyi bakar. İmkanı var mı Serap? Alanlar zengin olabilir. Ama anne sevgisi o başka şey. Kimse veremez. Hastane çok yakın canım. Sıkma kendini. Sıkma kendini, geliyoruz. Sıkma lütfen. Hayır. Hayır. Veremem. 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 Affedersiniz. Bakar mısınız? Ali ile görüşebilir miyim? Ali bugün izinli. Peki. Teşekkür ederim. Kimi aradınız? Ali Çevi'yi aradım. Ben veririm. Gelmeme sevinirsin sanmıştım. Sevinmez olur muyum? Beklemiyordum da şaşırdım.
Kusura bakma. Etraf dağınık. Her yer karma karışık. Bilseydim... Ziyanı yok. Kapıda postacı verdi. Aynı şehirdeyken Osman Bey sana neden mektup yollamış? Telefon edebilirdi. Bilmiyorum. Herhalde durumumuzu öğrenmek içindir. Bu zarfta ne var? Aç şunu. Aç diyorum. Osman Bey sana para mı veriyor? Konuş! Cevap ver bana! Sen ona ne iş yaptın ki sana para veriyor? Ta başından beri onunla anlaşmıştın değil mi? Söyle Ali! Konuş! Benimle yatıp çocuk yapasın diye mi verdi parayı sana? Cevap versene! Cevap ver! Cevap ver! Konuş benimle! Bebeğimizi sattın değil mi Ali? Söyle! Söyle diyorum sana! Konuş! Bana melek rolü oynarken içinde şeytanlık vardı değil mi? Hayır de! Evet de! Bir şey söyle! Susma! Susma! Evet, sattım. Ben senin umurunda bile değilim değil mi? Hepsi oyun, hepsi yalandı. Aşk dediğinde işti, senin işin. Sevgi sözlerinin altında para hırsı yatıyordu aslında. Seviyormuş gibi yapıyordun değil mi? Sen insan mısın? Seviyordum. Seviyormuş he? Nasıl seversin sen? Sen kendi çocuğunu satabilen biri sevebilir mi hiç? Söylesene. Sevebilir mi he? Gemiler
Hoş geldin Gül. Hoş bulduk. Ne oldu Gül? Ali'yi bulabildin mi? Evet. Duyduklarım beni şaşkına çevirdi. Kullanılmış olmamı öğrenmem, sevgimin böyle seviyesiz bir insan tarafından istismar edilmesi, bütün bu olanlar beni allak bullak etti. Kuvvetli olmalısın Gül. Kendini bırakman doğru değil. Önce kendin için kuvvetli olman lazım. Beni üzen sadece kullanılmış olmamı öğrenmek. Yoksa sevmem, Ali ile birlikte olmam kendi isteğimle oldu. Çünkü Ali'yi sevmiş ve ona inanmıştım. Böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmemişti. Benim için de böyleydi. Ben de sevmiştim, inanmıştım. Sığınacağım hiç kimsem yoktu, yalnızdım. Kemal'le tanıştığım zaman yalnızlığımı unuttum. Sonra da olanlar ortada. Bunu kabullendim. Kemal ortadan yok oldu. Ve bebeğimi doğumdan sonra evlatlık vermenin benim için doğru olduğuna karar verdim. Yapabileceğim başka hiçbir şey yoktu. Böylece Osman Bey'in söylediklerini kabul ettim. Nasıl böyle düşünebilirsin Lale? İnsan kendinden bir parçayı, yavrusunu bir başkasına verebilir mi? Bu tabiata aykırı. Bunu düşünmem bile imkansız benim için. Düşün, bebeğin, onu büyütmen, yetiştirmen, annelik duyguları. Öyle ayrı bir şey ki tam olarak anlatacak kelimeler bulamıyorum. Bilemiyorum. Farklı düşünüyorum. Belki senin kadar kuvvetli değilim. Annelik. Bu duygunun insanın kuvvetli olup olmamasıyla bir ilgisi yok. Çok ayrı bir şey bu. İnan bana, düşünürsen anlarsın bütün bu başıma gelenlerin bende yarattığı şoku. Bunu düşündükçe biraz olsun unutuyorum. Ama içinde bulunduğum durum beni fazlasıyla üzüyor. Ben de çaresiz ve üzgünüm. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kararsızım. Buyurun efendim. Bir kola lütfen. Teşekkür ederim. Efendim. Alo. Alo.
Alo, kimsiniz? Alo. 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 Doktor Kamil Bey ile görüşmek istiyorum. Doktor Bey meşgul. Acilse bağlayabilirim. Evet, lütfen. Çok acil. Lütfen bağlayın. Gül dersiniz. Kamil Bey, her şeyi öğrendim. Çok kötü durumdayım. Neyi öğrendin? Olduğun yerde kal. Gül, hemen geliyorum. Tekirdağ'da mısın? Adresini ver. 2 saat sonra oradayım. Yazıyor musunuz? Dinliyorum, söyle. İskele Caddesi, numara 5. Kim o? Benim, Rıza. Sen miydin? Merhaba. İçeri gelsene. Epeydir görünmüyorsun. Merak ettim. Okula da gelmedin. Biraz işim vardı. Düşünceli görünüyorsun. Gül. Hiç aklımdan çıkmıyor. Bilemiyorum. Doğru mu yaptım yoksa yanlış mı? Genç bir kızın dünyasına girip sonra birden ortadan yok olmak. Bütün bu yaptıklarımın doğru olup olmadığına bir türlü karar veremiyorum. Bunları çok önceden düşünmeliydin. Bu yaşananlardan sonra yapılan hataları düzeltmek çok zor. Düzeltmek? Ama nasıl? Böyle bir işe girerken bütün bunları düşünmen gerekirdi. Artık çok geç. Bazı şeyleri kendi isteğin doğrultusunda yapman mümkün değil. Çünkü bu işin içinde Osman ve bebeği alacak diğer insanlar var. Onları da düşünmek zorundasın. Biliyorum. Biliyorum. Zaten bu yüzden kendimi çaresiz hissediyorum. Çekindiğimden değil. Gül'ün daha fazla üzülmesini istemiyorum. Gül, geldik. İşte burası. Birazdan yatağına yatacaksın. Gel hadi. Canlan. Öyle kötü şeyler de düşünme. Her şey daha iyi olacak. Size çok zahmet oldu. Şimdi de bu insanlara. Çok iyi insanlardır. Seveceksin onları. Gül, artık hiç meraklanma ve doğacak bebeğini düşün, tamam mı? Bebeğinin sağlığı için sakin olmaya çalış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gül, bunlar yakın dostlarım Talip Bey ve eşi Suna Hanım. Hoş geldiniz. Evimize hoş geldin Gül. Ne kadar tatlı değil mi Talip? Evet. İyi ki geldin. Doğum yapıncaya kadar burada kalman bizleri çok mutlu eder. Siz ne dersiniz Kamil Bey? Vallahi kendi bileceği iş. Neden? Hani bakıma muhtaçtı.
Talip, lütfen bir şey söylesene. Sen nasıl istersen karıcığım. Umarım bizi kırmaz. Oda hazır efendim. Hanımefendinin valizini odaya çıkar. Hanımefendinin odası hazır. Gel, odanı göstereyim. Şimdi daha iyi görünüyorsun. Demek kalmaya karar verdin. Sabah seni ararım. Sağ olun. Hadi çıkalım. Biraz dinlenirsin. Burayı evin kabul et. Ne kadar rahat edersen o kadar mutlu olurum. Kızım, sen çıkabilirsin. Umarım beğenirsin. Senin için hazırladık. Bizimle olduğuna çok memnunum. Evimiz iki kişi için çok büyük. Şimdi seninle daha canlı olacağına inanıyorum. Çok naziksiniz. Şimdi istirahat et. Seni yalnız bırakayım, ister misin? Kızım, bir bardak su getirir misin? Peki efendim, getiriyorum. Sağ olun. Yıllardır beklediğim mutluluksun Gül. Her şey için teşekkürler. Rahatına bak sen. İyi uykular. Ben ne istedim? Seni sevmiştim. Hem de çok sevmiştim. İnanmıştım sana. Sebebi sensin Ali. Sensin. Sensin. Neden? Ali. Ben aramasam ne aradığın var ne sorduğun. Ne oldu, neyin var? Kaç hafta oldu görüşmeyeli. Okulda da göremedim seni. İşlerim çoktu, gelemedim. Ne işin var ki? Tamam tamam, kızma. Neler yaptın anlat bakalım. Hiç, hiçbir şey. İnsanın ruhunu karartmakta üstüne yok. Ben gidiyorum. Arkadaşlarla buluşacağız. Geliyor musun? Bir yerlere gideriz. Hayır, sen git. Benim mesaimin bitmesine daha 2 saat var. Oldu, hoşça kal. Girin. Günaydın küçük hanım. Kahvaltınızı getirdim. Bir şey isterseniz çekinmeyin, beni çağırın. Teşekkür ederim.
Efendim? Gül yok efendim. Dün gece gitmiş. Lale'nin söylediğine göre Doktor Kamil Bey götürmüş. Sen nasıl görmedin Nimet Hanım? Gittiğini nasıl fark etmedin? Böyle bir şey yapacağını düşünmedim. İnanın bana. Yoksa hiç bırakır mıydım? Tamam, tamam. Alo? Doktor Kamil Bey'le görüşebilir miyim? Kimsiniz efendim? Ben Osman. Kamil Bey henüz gelmediler efendim. Gelince beni hemen arasın, evdeyim. Ali Çelik'le görüşebilir miyim? Bir dakika lütfen. Ali Bey, size telefon var. Teşekkür ederim. Alo, buyurun. Ali, benim Osman. Seni Nişantaşı'ndaki evimde bekliyorum. Şu anda çalışıyorum, ayrılamam. İzin al ve gel. Alo, Gül Hanım'la görüşebilir miyim? Dün gece gitmiş. Ben de görmedim. Nereye gittiğini bilmiyorum. Yok mu? Ayrıldı mı? Nereye gittiğini nasıl bilmezsiniz? Peki, sağ olun. İyi günler. Gül, neredesin? Nereye gittin? Seni bulmalıyım. Ben ne bileyim nerede olduğunu. Uzun zamandır aramıyorum onu. Nereye gidebileceğini bilmiyor musun? Uzun zaman birlikte oldunuz. Nereye gitmiş olabilir? Niye inanmak istemiyorsun? Gerçekten bilmiyorum. Daha evvel kaldığı pansiyona gidemez. Ailesinin yanına da. Ben üzerime düşen görevi yaptım. Onu size getirdim. Sonrası beni ilgilendirmiyor. Üstelik yaptığımdan ötürü pek mutlu olduğumu da söyleyemem. Anlıyor musunuz? Onu siz bulun. Bulacağım. Nereye gitmiş olursa olsun onu bulacağım. Alo, Osman Bey, ben Kamil. Kamil Bey, Gül nerede? Onu nereye götürdünüz? Beni Tekirdağ'dan aradı, sinirliydi. Gidip aldım. Şimdi nerede? Onunla konuştuktan sonra Talip Bey'leri aradım ve Gül'ü oraya getireceğimi söyledim. Gül'e onları dostlarım olarak tanıttım. Gece geç geldik. O saatte seni aramak istemedim. Gül'ü oraya götürmeniz doğru mu? Şüphelenmesin. Talip Bey ve Suna Hanım'ın bebeğini evlatlık almak isteyen insanlar olduğunu anlarsa ne yapacağı hiç belli olmaz. Merak etmeyin. Ben gerekeni söyledim. Pekala Kamil Bey. Hoşça kalın. Kimseleri tanıyamaz oldum, unutuldum. Unutamadım. Ne bir haber ne de iki satır yazım. Unutulur her şey, unutulur her şey akıp gidiyor. Şey akıp gidiyor günler. Gündüzle gece ufukta öylece iniyor bir miktar denizin üstüne.